Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala hayri halkillah. Çok aziz ve muhterem seyirciler. Huzurunuzda hayat dersleri programıyla ilk defa çıkıyorum, bulunuyorum. Onun için Bismillah diyerek işe başladım. Bu bir başlama usulüdür. Her milletin bir başlama usulü çeşitli durumlarda takınacağı tavır olduğu gibi biz Müslümanların da dini kültürümüz sonucu bir başlama usulümüz vardır. İşte ben bugün sizlere başlama usulü İslam'da nedir, bunun dinde yeri nedir, nerelerde bu usule riayet etmemiz, uymamız gerekiyor, bunlardan söz etmeye çalışacağım. Bu Anadolu'muzda bir örf halinde halen uygulanmaktadır. Ben bu örfümüzün, adetimizin dini temellerinin ne olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. Gerçekten en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar, mesela bazen resmi açılışlarda bile, bir fabrika açılışında, bir baraj açılışında devlet büyüklerimizin konuşmalardan sonra en sonunda Bismillah hayırlı olsun dediğini hepimiz görmüşüzdür, duymaktayız. Bunun dinde yeri nedir? Gerçekten Müslümanlar olarak böyle başlamamız bize Allah tarafından emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ayeti vardır. Bu Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlıyorum. Okumaya başlıyorsak okumaya başlıyorum. Yazıyorsak yazmaya başlıyorum. Çalışıyorsak çalışmaya başlıyorum demek bu. Ve bu Kur'an'dandır. Kur'an-ı Kerim'de İki türlü besmele vardır. Bunlardan birisi Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın Saba Melkisi Belkis'e yazdığı mektup dolayısıyla geçmektedir. Birisi de her surenin başında sureleri birbirinden ayırmak için konulan bir ayet olarak vardır. Süleyman Aleyhisselam bildiğiniz gibi Allah'a dua etmiş. Yeryüzünün krallığını bana ver. Kimseye nasip olmayan bir hükümdarlık lütfet ya Rabbi demiş ve Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul buyurmuş ve o nedenle Süleyman Aleyhisselam peygamberliği yanında, peygamberliği yereldir, mahallidir ama krallığı kuşlara, insanlara, cinlere, hayvanlara, rüzgara bile hükmeden bir krallıktır. İşte Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber Karınca Vadisi denilen vadideyken kuşları, ordusunun bir partisi olan kuşları düzene sokmuş, bakmış ki hüt hüt yok. Ona kızmış ve cezalandıracağım demiş. Hüt hüt gelmiş demiş ki bana kızma. Ben senin hiç bilmediğin şeyleri sana ileteceğim. Gerçekten hüt hüt Saba Melkesi'ne gitmiş. Orada bir kadın, Belkıs adında bir kadın devletin başında oturuyor. Onun haberini getirmiş. Güneşe tapıyorlar demiş. Süleyman Aleyhisselam hemen bir mektup yazmış. O Saba Melkesi Belkıs'a. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlığı kabul et. Yoksa kuvvetli ordumla gelir. Ülkenin altını üstüne çeviririm demiş. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de o Belkıs mektubu eline almış. Ve ayağını, vezir, vüzerasını toplamış. İşte bir mektup Süleyman'dan. İnnehu min Süleyman. O Süleyman'dan. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim ve bu mektup bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor. Ayetinde ayetin bir parçasıdır. Neml suresinin bir ayetinin parçasıdır. Bir de her surenin başında besmele vardır. Bu besmele sureleri birbirinden ayırmak için Allah tarafından müstakil olarak indirilen bağımsız bir ayettir. Bu besmele surelerin başında olmasına rağmen o surelerden bir ayet sayılmamıştır. Hatta biliyorsunuz cuma günleri diğer yatsı, akşam, sabah namazlarında imamlar camide, cemaatle namaz kıldırırken aslında Euz Besmele çekerler. Euz Besmele'yi içlerinden çekerler, Fatiha'yı açıktan okurlar. Besmele'yi sessiz okumalarının sebebi o Besmele'nin mesela Fatiha'dan olmadığını göstermek içindir. Gelmiş, böyle hala yaşamaktadır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim böylece Kur'an'danır. Bunu söylememiz bize Allah tarafından emredilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk nazil olan ayet, bildiğiniz gibi İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Allah'ın adını okuyarak, anarak okumaya başla, yazmaya başla, işe başla anlamında emirdir. Bu emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir ama Peygamberimiz vesilesiyle, aracılığıyla tüm Müslümanlara Allah Celle Celaluhu bu uyarıyı, işareti yapmıştır. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bizim halen okuduğumuz bütün Kur'an ayetlerini iki kap arasında birleştirince bunun adı mushaf oluyor. Biz halk arasında buna daha çok mushaf-ı şerif deriz. Mushaf-ı şerifi açtığımız zaman ilk gözümüze çarpan husus Bismillahirrahmanirrahim ayetidir. Allah Zülcelal Hazretleri Peygamberimize Besmele'yi ilk sure olan Fatiha'nın başına konmasını emretmiştir. Yani şu sure şurada, şu ayet şurada meselesi Allah'ın emrine göre yapılmıştır. Peygamberimizin dahli yoktur. Allah'tan gelen emre göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de emretmiş vahiy katiplerine ki ilk sure Fatiha'nın başına da Besmele yazılacak diye. Şimdi Allah Celle Celaluhu ilk sure olan Fatiha'nın başına Besmele ile başlamak suretiyle bize de şöyle buyurmuş oluyorlar. Şuna işaret etmiş oluyorlar. Bak ben kelam-ı ilahiyeme Besmele ile başladım. Siz de kitap yazmaya, okumaya, herhangi bir işe Besmele çekerek başlayınız buyurmuş oluyor. Bundan dolayı Besmele çekmek Allah'ın bize emri, gene başka bir hadislerle de Peygamberimizin buyruğudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emirlere uyarak Kur'an okumaya Besmele ile başlamışlardır. İşine, aşına, yemeğine, içmesine Besmele ile başlamışlardır. Öyle olunca Peygamberimizin de sünneti olmuştur. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Besmele çekmelerini, çekmemizi bize emretmiştir. Küllü emrin zibalin lem yübde fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehüve akta. Bir rivayete fehüve ebtar. Her önemli iş ki Besmele ile bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanmaz, sonu güdük kalır, sonuçsuz kalır. Yani başladığınız işten sonuç almak istiyorsanız, hayırlı bir işe girişmiş, netice almak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, tam randıman almak istiyorsanız, başında Bismillahirrahmanirrahim deyiniz. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim olan Allah. Rahman, dünyadaki insanlara insanları güneşiyle ısıtır, yağmur verir, her türlü nimetleri verir. Burada kafir, mümin hiç ayrımı yapmaz. İşte rahmeti eseri bütün insanlara rızık verir, lütuflarda nimet verir, lütuflarda bulunur. Rahim de ahirette müminlere lütfedecek, sözünü dinlemeyen, kendisini kabul etmeyen, inanmayan, Allah'a karşı insanlık görevini yapmayan, ibadetini yapmayanlara karşı cezalandıracaktır. Bunu da rahim olarak böyle yorumluyorlar. Şimdi Rahman, Rahim olan Allah, senin adını anarak başlıyorum derken biz Allah'ın Rahman sıfatını, Rahim sıfatını düşünüyoruz ve diyoruz ki beni yaradan sensin. Beni büyüten, rızık veren sensin. Sağlık veren sensin. Bana akıl nimetini veren sensin. İman nimetini veren sensin. Müslümanlık şerefini bana nasip eden sensin ya Rabbi. Bana güç kuvvet verdin, büyüttün, imkan tanıdın, sağlık verdin. Senin verdiğin imkanlarla, kudretle şimdi işime başlıyorum. Bu nimeti de itiraf ediyorum. Bunu bana nasip eden sensin. İşte böyle imanımızı tazeliyoruz. Allah'a inancımızı teyit ediyoruz. Allah'a güveniyoruz. Allah'a dayanan adamın da sırtı yere gelmez. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah kendine dayananların dostudur, velisidir. Onları yalnız bırakmaz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her işte besmele çekin, çekmezseniz sonuç alamazsınız ne kadar doğrudur. Gerçekten bu moralle işe başlayan adam sonucunu getirir. Onun için ne diyorlar? Başlamak, bitirmek demektir. Ama böyle başlamak, bitirmek demektir. Yani moral 1500, azimet sahibi, kararlılık içinde, Allah'a dayanmış, güvenmiş, güveniyorum ya Rabbi,
Bana verdiğin nimetleri senin hayır yolunda kullanıyorum. Benim yaptığım bu kadar, senden de yardım diliyorum diyoruz. Böylece işe başlıyoruz. Efendim, dünyada besmele çekmenin böyle insana güzel faydaları var. Cenab-ı Hak bu sığınan insanı yalnız bırakmıyor. Yardım ediyor. İşini rast getiriyor. Yahu işe başladım, öyle rastlantı oldu ki hayret ettim. Evet, Allah'a sığınanı Allah yalnız bırakmaz. Bırakmayacağını Kur'an'da bize defaatle söylüyor. Onun için biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de emrine uyarak, tavsiyesine uyarak Bismillahirrahmanirrahim diye hayat dersleri programımıza ilk defa başlıyoruz. Efendim, besmelenin dünya hayatımızda, işlerimizde faydası böyle kısaca olsa size açıklanmış olduğu gibi, açıklamaya çalıştığım gibi bir de büyük alimlerimiz besmeleyi tahlil etmişler. Güzel şeyler böyle bağlantılar kurmuşlar. Benim de hoşuma gitti, size de arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorlar alimler. Dört kelimedir. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, büyük çoğunluğa göre alimlerimizin ismi azamdır. İsmi azam ile yapılan dua reddolmaz diye hadis-i şerif var. Allah'ın en büyük ismi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biz şunu da öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, Adem aleyhisselam yaratıldığında Allah şeytana secde et demiş. Şeytan da makbul bir cin eskiden. O demiş ki benim yaratılışım aslı ateş. Adem'inki çamur. Ben ondan üstünüm. Neden ona secde edecekmişim? Allah'ın emrini dinlemediği için Allah da ona kovmuş. Kovduktan sonra demiş ki şeytan Allah'a, bana müsaade et. Sen bu Adem yüzünden beni kovuyorsun. Ben de bunların yolunu keseceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim. Sana kulluk yolundan çevireceğim onları. Allah da demiş ki, yetki veriyorum. Kıyamete kadar serbestsin ama bana sığınanlara ilişemeyeceksin. İşte meselenin özü burada yatıyor. Allah şeytana müsaade etmiş. Neden? Bizde akıl var, irade var, peygamber var, kitap var. Ama bir de işte karşımızda bize musallat olan, düşmanımız olarak Kur'an'la belirtilen, kötülükler işleten bir şeytan var. Bizden devamlı intikam almak isteyen. Şimdi anlıyor musunuz? Hayat mücadele demektir. Evet. İşte insan kötülüklerle, kötü insanlarla, kötü yaratıklarla mücadele ederken aklını kullanarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'a sığınırsa, sana inandım, sana dayandım, sana güvendim Rabbim, bana yardım et diye işe başlarsa, Cenab-ı Hak ona diyor ki önünü, arkanı, sağını, solunu kapattın. Artık kötülükler sana gelemez. Kötülüklerin dört yerden geleceğini böylece Kur'an'da beyan eden Allah Celle Celaluhu, besmele çekenin de dört kelimeyle bu dört kötülük kapısını kapatmış olacağını söylemiştir diyor alimler. Gene sahabe arasında boyu küçük, cılız bir adam ama kafası çok büyük olan, çok zeki olan Abdullah Mesud diye bir zat var. Bu bizim Türklerin namaz kıldığımız hususlarda uyduğumuz imamımız, Ebu Hanife'nin de dayandığı sahabi, alim bir sahabidir, çok zekidir. Bu Abdullah Mesud diyor ki, besmele ben saydım 19 harftir. Ne olacak peki? Kur'an-ı Kerim'de var. Cehennemde aleyha tis'ata aşar. Cehennemde 19 zebani görevli melek vardır. Bir adam dilinden besmeleyi düşürmezse, besmelenin arkadaşı olursa, besmeli severse, besmele de ona alışır severse, cehennem zebani meleklerine ellerine düşürmez. Besmele'nin her harfi onu korur buyuruyor. Yani besmele'nin dünyada da ahirette de bize çok büyük faydası var. Yani besmele'yi dilimize alıştırdıktan sonra nereye gidersek giderim Bismillah dedik mi, Rabbim sana dayandım, sana güvendim, ben bana gerekeni yaptım, yardım et diye Allah'a çağırıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Allah Celle Celaluhu da dua edin, sizin duanızı kabul edeyim. Dua etmenize memnun oluyorum diye bir sürü ayetler var. O zaman ben size yakınım diyor. Her şeyden daha yakınım. İşte başarın sırrı buradadır. Çalışmaya başlayan insan Bismillahirrahmanirrahim diyerek çalışmasına başlayacak. Buradan, bu ayetlerden, hadislerden böyle
kısaca da olsa size aktarmak ya çalıştığım sonuçlarla işte biz Müslümanlar hocalarımızdan öğrenmişiz ve işimize, aşımıza, konuşmamıza Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselam ala hayr halkillah diyerek başlıyoruz. Bu bir başlama usulüdür. Bu usulde olmamız da Allah tarafından istenir. Bir başka açıdan da istenir. Yani arz ettim, emirdir, sünnettir. Efendim Allah Celle Celaluhu Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan litekunu şühede alen nas. Ey ümmeti Muhammed, ey Müslümanlar, ben sizi tüm insanlara her konuda, adalette, çalışmada, teknolojide, iktisatta, her konuda örnek ümmet yarattım. Vasat. Herkesin örnek alacağı, gıpta ile bakacağı, böyle olmanız gereken bir ümmet yarattım. İnsanlara şahit olacaksınız. İnsanlara örnek olacaksınız. İnsanlara delil olacaksınız. Her konuda böyle. Yani başlamada, yatmada, kalkmada, yemede, içmede, kitap yazmada, teknolojide, ilimde Müslümanlar bir numara olacaklar. Uydu olmayacaklar. Herkesin merkezi olacaklar. Bunu yapmazsak sorumluyuz. Adetlerimizde kişilik sahibi olacağız. Onu söylemek istiyorum. İşte başlama usulünde de kişilik sahibi olacağız. Yani kendimize has bir başlama usulümüz var. Bismillah, elhamdülillah, vassalatu vesselam ala hayr halkille, besmele, hamdele, salvele. Şimdi bu besmelenin mahiyetini, Kur'an'daki yerini böylece tespit ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda kendisinin neler yaptığını, bize neler emrettiğini de size arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e besmele ile başlarlardı. Tabii besmeleden evvel hocam euzu da çekiyoruz biz. O nereden geldi diyeceksiniz siz. Onu da bu arada arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 98. ayetinde "Feiza qara'tel Kur'ane festa'iz billah mineşşeytanirracim." Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladınız mı? Euzu çekiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim deyiniz. Şimdi neden diyeceğiz? Dedik ya şeytan bizim düşmanımız. Hedefi her konuda bizi sapıtmak, bizi Allah yolundan alıkoymak, işimize vesvese karıştırmak, bozmak. Başaramayalım da kepaze olalım da intikamını alsın. Biz de bunu bilerek iradeli olacağız. Aklımızı, aklı selimizi kullanacağız. Sağlam olacağız. Gaflet içinde olmayacağız. Bilinçli olacağız. Böylece euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek başlayacağız. Bize kötülük yollarını kapayacağız. Besmele'nin böyle Kur'an'daki yerini, hadisteki yerini mahiyetinin kısaca açıkladıktan sonra nerelerde besmele çekmemiz gerektiğine dair de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini size aktarmaya çalışacağım. İnşallah bu konuda yine huzurumuzda olacağız. Hoşça kalın çok aziz ve muhterem seyirciler. Çok aziz ve muhterem seyirciler, dün sizlerle besmele hakkında konuşmuştuk. Aynı mevzuya, konuya yine devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an'dandır dedik. Hadis-i şerifle bize emredilmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, ona inanarak, ona güvenerek işime başlıyorum, aşıma başlıyorum, okumaya başlıyorum, yazmaya başlıyorum diye imanımızı teyit eden, Allah'a güvenimizi perçinleyen bir cümledir demiştik. Alimlerimiz Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin bir ayet, müstakil bir ayettir. Bu ayetlerde cümle diyebiliriz. Bu cümlenin Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasının, hükümlerinin tamamının içerdiğini söylemektedirler. Yani Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'ın manasının tamamını içeren bir cümledir. Her türlü hükümleri içine almaktadır. Hatta diyorlar ki, besmelenin de manası D'de gizlidir.
Hatta B'ninki de noktada gizlidir. Bunlar ince işler. Ama böyle güzel şeyler yapmışlar. Hatta meşhur Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin buna dair bir olayı da vardır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'i söylememiz bize emredilmiştir. Peygamberimiz tavsiye etmişlerdir. Bazı yerlerde mecburidir. Bazı yerlerde tavsiyedir. Yaparsak iyidir. Yapmazsak günah olmaz. Bazı yerlerde de söylememiz günah olur. Şimdi bu konuları sizlere açıklamaya çalışacağım. Kur'an'dan ayetlerle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle. Efendim Kur'an-ı Kerim'e Euzubillahimineşşeytanirracim ile başlamamız gerektiğini Kur'an'dan ayetle söyledim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda sünnetleri vardır, emirleri vardır. İleriden beri de böyle söylenmiştir. Namazda da Euzü Besmele çekeriz. Sübhaneke, Allahu Ekber dedikten sonra iftida tekbirini Sübhaneke okuruz. Ondan sonra Euzü Besmele çekeriz. Bunları içeriden çekeriz. Bu Euzubillahimineşşeytanirracim Allah'a sığınmadır. Racim, kovulmuş olan, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış olan şeytandan Allah'a sığınıyorum demektir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Birçok kötülükleri bize o işletmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insan ya, o zaman da insan, şimdi de insan olan yerde problemler aynı. Gerçi eğitim bakımından fark ediyor ama gene de insan problemleri var. İki sahabi birbirlerine girmişler, atışmışlar, böyle birbirlerine kabarmışlar filan. Öfkeli, ikisi de birbirine atıp tutuyor. Ne dediklerini bilmiyorlar. Biliyorsunuz öfke gelir başa, akıl gider baştan derler ya. Peygamberimiz bakmış ki bunlar böyle hiç frensiz, sınırsız cümlelerle birbirlerine atıp tutuyorlar. Bir dakika demiş, durun. Ben öyle bir kelime biliyorum ki, bunu söyleseniz bunların hiçbirini yapmazsınız. O kelime Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm'dir buyurmuşlar. Adamlar öyle deyince koyun gibi yumuşamışlar. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı bu. Müslim hadisi bu. Şimdi bir şey öğrendik. Çocuğumuza kızdık. Hanımımıza kızdık. Yahut da kocamıza kızdık. Arkadaşımıza kızdık. Öfkelendiğimiz zaman kafamız çalışmaz. Kafamız çalışmayınca ne yapacağımız belli olmaz. Çocuğumuzu döveriz, hanımımızı döveriz, kocamızı hakaret ederiz, komşumuzu hakaret ederiz, ipsiz sapsız şeyler yaparız. Onun için Euzubillahimineşşeytanirracim diyelim, şu kötülükleri kovalım, aklımızı çalıştıralım, ne yapacaksa öyle yapalım. Ne güzel bir şeydir Peygamberimizin bize tavsiyesi. Euzubillahimineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim'e yine dönüyoruz. Besmele, Kur'an-ı Azimüşşan'ın başında, Kur'an yazarken ilk defa söylemek mecburu olan bir cümledir. Yani bir adam mushaf yazmış. Bizim atalarımız ne güzel hatlarla el yazması mushaflar yazmışlar. Ömrünü buna tüketenler var. Böyle ne kadar güzel. Dikkat edin, hiç besmelesiz mushaf yoktur. İlk cümle Bismillahirrahmanirrahim olacaktır. Çünkü bu farzdır. Mecburi farz, Allah'ın kesin emri. Kaçma, kurtulma imkanı yok. Yapmasak olmaz, cezalandırır Allah. Farz bu demek, kesin emir. Besmele'yi böyle yapacağız. İki, Bismillahirrahmanirrahim'i hayvan kesiliyor. Etini yiyeceğimiz hayvanlar var, yemediğimiz hayvanlar. Bununla inşallah ileride nasip olursa sizlere arz edeceğiz. Hangi hayvanların eti yenir, hangi gıdalar yenir yenmez. Bugün besmele ile işe başlıyoruz. Yenecek, eti yenecek hayvan bile kesilir. Kesilmeden yenmez. Kesilirken besmele çekilmezse eti yenmez. Besmeleyi kasten çekmezse bir adam, biliyorum ama çekmeyeceğim derse, bu adamın kestiğini biz Müslümanlar yiyemeyiz. Ama öyle değil. Unutmuş, aklına gelmemiş, inat etmiyor yani. Aklına gelmemişse yeriz. Mahsus çekmediğin takdirde yenmez. Öyleyse hayvan keserken de, horoz keserken de, koyun keserken de Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Veya kısaca Bismillah diyeceğiz hayvan keserken. Neden? Hepsini söylemeyeceğiz hocam. Çünkü hayvanı yatırmışız, kafasını kanırmışız, ayağını bağlamışız, eziyet haline, sıkıntı halinde işi çabuk bitirmek, canını acıtmamak lazım. Onun için Bismillah, Allahu Ekber deyip keseceğiz. Evet, burada da besmeleyi söylemek mecburiyeti var. Bunun dışında bu ayet delilleriyle emrediliyor bize.
üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeyleri yemeyin diyor. La te'kulu, yemeyiniz. Haram size diyor. Bir başka ayette de besmele çekilerek kesilen bu temiz hayvanlardan neden yemiyorsunuz buyuruyor Allah. Neden kendinize yasaklıyorsunuz diyor Allah. Yani hayvan keserken besmele çekmek işte bu şeylerle, ayetlerle emredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Kur'an-ı Kerim'e de besmele ile başlamadığını ifade eden bir başka İsra suresinin ve izâ zekarte rabbeke fil Kur'an vahde vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Şimdi bize kötülük yaptırmak isteyen düşmanımız şeytan ya. Kur'an okurken de gelir yanımıza. Namaz kılarken de gelir yanımıza. Kur'an okurken aklımıza bir türlü şeyler getirir. Huzur içinde Kur'an okutmaz bize. Çünkü mücadele ediyor devamlı. İşte o zaman bundan kurtulmak için Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız okumaya. Evet, Kur'an'a ilk defa yazarken Bismillah demek farz dedik. Ama okurken rastgele ayet okuyacaksak besmele çekmek sünnet oluyor. Çekersek işte ayette Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali. Hani Hazreti Ali'nin torunu Ali diyor ki buradaki ayette sözü eden ve izâ zekâte rabbeke fil Kur'ân'ı de ifade edilen besmele çektiniz mi şeytan uzaklaşır. Kur'an okurken huzurunuzu, zihninizi bozmaya gelemez diyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza başlarken ki onun adını da Hinzab diye bildirmiş. İki mi kıldım, üç mü kıldım? Acaba abdestimi bozdum, bozmadım mı? Bundan kurtulmak için orada da peşimize takılıyor. Hayat boyunca peşimize takılıyor. Korkmayacağız. Besmele'ye sığınacağız. Namazımız huzurla kılacağız. Okumamızı, Kur'an'ı huzurla yapacağız. İşimiz huzurla yapacağız. Besmele çektik, Allah'a sığındık mı o bize dokunamıyor. Bu kadar basit. Yeter ki dilimizi besmele çekmeye alıştıralım. İşte diyor namaza başlarken bir mümin Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlarsa şeytan ona korunmaya alındığı için dokunamaz. Demek ki Kur'an'a, namaza besmele ile başlayacağız. Şimdi vapura biniyoruz. Batabilir, fırtına çıkabilir. Arabaya, otobüse biniyoruz. Otomobile biniyoruz. Trafik kazası olabilir. Tedbir alacağız. İyi şoför olacağız. Kurallara uyacağız. Bir de Allah'a sığınacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten anahtarı çevireceğiz. Yolumuza başlayacağız. Orada da Allah'a sığınacağız. Allah bizi koruyacak. Nereden biliyorsun? Kur'an'da var. Biliyorsun Nuh aleyhisselam. Galer kebu fiha bismillahi mecreha ve mursaha. Evet öyle söylüyor. Nuh aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim. Yani vasıtaya binmek, vapura binmek, uçağa binmek besmele ile olacağız. Bunu alıştıracağız. Bu bizim adetimiz, örfümüz olacak. Manasını da bilerekten hiç unutmayacağız. Allah'a sığınıp tehlikelerden bizi korumasını Allah'a yalvaracağız. Yatarken besmele çekeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme bismike, Allah'ım isminle yaşarım ve emutu, isminle ölmek isterim ya Rabbi. Yani hayatım boyunca besmeleden uzak kalamam. Senin adından uzak kalamam. Ben her zaman adınla yaşarım. Adınla ölürüm. Evet. Biz dua etmiyor muyuz? Son sözü Allah olan mümin cennete girecek diye söylemiyor Efendimiz. Şimdi siz hayatınız boyunca bizler Bismillahirrahmanirrahim demeye alışırsak, dilimiz buna alışırsak, sıkıldığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Azrail canımızı almaya gelmiş. Can kolay mı çıkıyor vücuttan? Bir kedi, bir kuş trafik kazasına çarpıyor, bir köpek saatlerce çırpınıyor. Biz kedi köpeğin kaç misliyiz? Canımız ne kadar zor çıkabilir? Canımız yandığı anda sıkıntı içindeyken dilimizden sövme küfür çıkmasın. Ne çıksın? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana dayandım, sana güvendim, sana inandım, yardım et bana anlamında Bismillahirrahmanirrahim diyerek öleceksek ne güzel ölüm. Peygamber onu hayatım boyunca senin adından uzak kalmak istemiyorum ya Rabbi. Her anımda senin isminle yaşamak istiyorum. Senin isminle ölmek istiyorum. O da bizim örneğimizdir. Biz de Bismillah'a alışacağız. Demek ki yatarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek yatacağız. Uyandığımız zaman da
Ölüm küçük ölümdür. Uyanmayabiliriz. Allah uyandırmasa uyan. Kim karışacak Allah'a? Kalkınca şükür. Elhamdülillah ahyana bademe mehtene. Küçük ölüm uykuya öldürdü bizi, diriltti. Hamdolsun Rabbim sana. Şimdi hayatta sana güvenerek, sana dayanarak tekrar başlıyorum. Yardım et bana sabahleyin. İlk sözümüz bunlar olmalı. Böyle şuurlu, bilinçli, ne yaptığını bilen bir insan başarı sağlamaz mı? Peygamberimiz bizden bunları istiyor işte. Evet, her konuda besmele. Her konuda besmele. Efendim, çocuklarımızı çok severiz. Değil mi? Göz bebeğimiz, parçamız, titreriz. Uykumuzu, her şeyimizi feda ederiz. Ona da şeytan musallat olmasını isteriz. O zaman onu korumak da bize düşüyor. Nerede? Doğumda bile. Her konuda, her zaman bile. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuğumuz adına da. Mesela onun için doğum odasına giren doktorumuz mümin tabii. Tabii adı Ahmet, tabii Müslüman. Doktor bey, bismillah diyerek odaya girer misin? Eldivenlerini bismillah diyerek giyer misin? İşe bismillah diye başlar mısın? Şeytan oraya gelmesin. Evet, buna dair de hadis var. Ebe hanım sen de öyle. Hanımefendi, doğum yapacak hanımefendi sen de öyle. Bismillah diyerek ameliyat masasına yat. Allah'a sığın. Sana düşeni yap. Ondan sonra Kadir Mevla'ya kalsın iş. Orada da bismillah diyeceğiz. Sonra evlendiğimiz zaman gelin odasına, yatak odasına gene besmele diyerek Bismillahirrahmanirrahim diye gireceğiz. Şeytanı uzaklaştıracağız. Allah'a sığınacağız. Bize düşeni yapacağız. Böyle dersek kurtulacağız. Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de var. Kad efleha men tezekke ve zekerasme rabbi fasalle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ismini dilinden düşürmeyen adam iflah olur. Kurtulur. Mutlaka kurtulur. Temize çıkar. Allah onu korur. Ne güzel ayet. Evet. Vezkür isme rabbike fetebettel ileyhi tebdile. Allah'ın adını an. Bismillah de diyor Allah. Emrediyor bize. Sığın. Sığınmamızı istiyor. Hayvanları keserken besmele çekme. Vezkür isme Allah aleyha savaf. Bu ayetten dolayı. İşte bunlar keserken doğumda Bismillah dememiz Allah tarafından emredilmiş ve Peygamberimiz tarafından emredilmiş. Yerken Bismillah, içerken Bismillah. Evet, yerken Bismillah. Demezsek ne olur? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Biz inanıyoruz. Kur'an bizim Müslümanların temel kitabımızdır. Buna inanmayan Müslüman olmaz. Allah Celle Celaluhu diyor ki şeytana, bana sığınmayanların evladına da, yemesine de, içmesine de, malına da ortak ol. Hocam ben görmüyorum böyle bir ortak. Beyefendi kazan, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Hani bereketi? Hani hayırlı işler yaptın senin? Nasip olmuyor efendim bana hayırlı iş yapmak. Besmelesiz kazandın çünkü. Bizim inancımız böyle. Allah öyle diyor. Ortak ol ne demek? Gelip karşına oturacak mı şeytan senin? Besmele çekmezsen işte senin paran hayırlı yere hiç nasip olmaz. Bir adamın parasının, malının hayırlı işlere nasip olması ne kadar kuvvet güzel bir şeydir. İnsana hayır etmek ne kadar güzel bir şeydir. Adamın parası var nasip olmaz. Besmelesiz kazanılmıştır efendim. Bizim inancımıza göre onun için muhterem kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yemeye başlayacağız. Yediğimiz gıda ne olacak? Kafamız iyi çalışacak. Namaz kıldık mı huzur duyacağız. Dua ediyorum hocam gözümden yaş gelmiyor. Herkes ağlıyor ben ağlamıyorum. Beyefendi besmele çekerek yedin mi sen yemeğini? Suyunu besmele çekerek içtin mi? Lokman helal mı? Besmele çekerek lokmanı kazandın mı? Helalından kazandın mı? Onları hiç düşünmedim. Sen düşünmezsen tabii sen herkes ağlarken ağlayamazsın. Katı kalpli adam olursun. Katı kalpli merhametsiz adam. Kendine faydası yok, insanlara faydası yok. Dünyada boş boşuna yaşayan bir adam. Halbuki biz insanlara hizmet için geldik. Neslimize hayırlı iyilik yapmak için geldik dünyaya. Onun için Allah öyle söylüyor. Boşu boşuna yaratılmadınız diyor. Boşu boşuna mı yaratıldınız zannediyorsunuz? Bir hedef amaç için geldik biz. Sen böyle yediğine içtiğine dikkat etmezsen, Allah'ın haram helal mı dikkat etmezsen, Allah'a inanma aklına gelmezse o zaman nereden gelirse gelsin dersen tabii kalbin katı olur. Tabii gözünden yaş gelmez. Tabii duanda huzur duyamazsın, namazında huzur duyamazsın, haccında huzur duyamazsın. Huzur duyanları da bozarsın. Onun için yemeğe besmele ile başla. Besmele çekmezsen kendine faydan yok. Anana babana faydan yok. Dinimiz merhamet dinidir.
Allah yeryüzündeki her şeyi bizim emrimize vermiş. Ama usulüne göre, bir dairede, bir nizam dahilinde. Avuç tamam, helal, yap ama usulüne riayet edeceksin. Başka usulleri de var. Besmele ile attınız, vurdunuz. Belli böyle yalpa yaparak kuş yere düşüyor. Ondan sonra avcılar biraz çok konuşuyor. Gel arkadaş konuşalım, bir sigara yak dediniz. Sigara yakmak da iyi değil ya. Hem yanlış sağlık bakımından, dinde de hiç iyi değil. Ama o iç sigara yak dediniz, oturdunuz. Sonra gittiniz, hayvan ölmüş. Yiyemezsiniz. Leştir. Vurduğunuz anda yere düşerken koşacaksınız. Eğer canlıysa hemen bismillah yine keseceksiniz. Siz vurdunuz, yere düşerken koştunuz. Siz varınca kadar ölmüş. Afiyet olsun. Yiyebilirsiniz. Ama oturursanız, siz varınca kadar da ölmüş olursa leş olur, yenmez. Aynı şekilde köpeğinizi besmeleyle gönderdiniz. Köpek yakaladı, siz de vardınız, köpek boğazını sıkmış, can çekişiyorsa hemen keseceksiniz. Ölmüşse, öğretilmiş köpek besmeleye gönderildi mi, tüfekle vurmuş gibidir. Acemi köpek gönderilirse, siz varınca kadar ölmüşse leştir, yenmez. Ayrıca bir göle ava gittiniz. Bunlar çok olduğu için burada besmele dolayısıyla arz etmek istiyorum. Ördeği, kazı vurdunuz. Suyun içine düştü. Yiyemezsiniz. Neden? Çünkü sizin kurşununuz da ölmedi. Suda boğulup da öldü. İhtimali vardır. Yiyemezsiniz. Onun için vardığınız zaman eğer henüz canı varsa, debeleniyorsa hemen bıçakla keseceksiniz. Bırak ya azıcık debelensin derseniz leş olur. Ha böyle avcılığın da kuralları var. Demek ki her şeyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu arz ettiğim meseleleri hadisiyle, detayıyla bize açıklamış. Açıklamış. Efendim, besmele şifadır. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ali söylüyor. Besmele şifadır. Bismillahirrahmanirrahim dediniz mi? Devadır. Hazreti Ali yalan söylemez. Biz onu öyle biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Neren ağrıyor? Neren acıyor? Bismillah demiş, parmağını koymuş, ağrı dinmiş. Eğer Peygamberimiz gibi güzel bir insan olursan, İçin temiz, dışın temiz, ayna gibi tertemiz bir adam olursan, ona hakiki ümmet olursan, gerçekten sen de bismillah desen bir ağrıyı dindirsin. Efendim bu şeyi maddi şeylere aykırı. Efendim biz maneviyattan konuşuyoruz. Evet bu olmuş, çok vaka var böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neren ağrıyor yavrum? Şuran bismillah demiş, o anda sahabi yalan söylemez, peygamber yalan söylemez. Tertemiz insan ama bunu istismar etmeyeceksin. İçi temiz, dışı temiz, Allah'ın adamı, dürüst insan, peygambere gerçek ümmet. Bu adam bismillah derse gerçekten şifadır, ağrıyı dindirir. Şimdi çok garip şeyler de var ama bunları size anlatmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapıdan gir. Evvela şeytanları, kötülükler kov. Ondan sonra aklı seliminle, aklına hitap ederek ne konuşacaksan konuş. Bunlar önemlidir. Peygamberimiz bize bunları haber veriyor. Onun için eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Hiç unutmayacağız. Eve girerken dedim, eve girmenin de usulü var. Kur'an-ı Kerim'de evlere girerken haber vermeden, selam vermeden sakın girmeyin diyor. Zil sünnettir. Zil çalacaksın. Kapıya karşı durmayacaksın. Kenara duracaksın. Adamın içeridekini mahrem şeyle görmemek için buyur gir demezlerse üç defa zil çaldıktan sonra geri dönüp gideceksin. Bir de buna dikkat edeceksin. Besmele ile gireceksin. Selam vererek gireceksin. Besmele konusuna inşallah yarın da devam edeceğiz. Bu konuda sizleri hadisler ışığında aydınlatmaya çalışacağız. Hoşça kalın. Allah'a İki gündür besmele konusunu size açıklamaya çalışıyorum. Bugün de aynı konuya devam edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok misafir seven, bize de misafiri sevmemizi isteyen, misafirsiz yemek yemeyen bir insandı. Evine gene böyle her türlü adamlardan biri olarak bir çöl bedevisi gelmiş, sofraya oturmuş, görgüsüz adam, tahsilsiz adam. Peygamberimiz o sofranın büyüğü, yanında Ebu Bekir, Ömer var. Onlara filan hiç bakmadan
besmele çekmeden sağlı sollu önünden arkasından yemeye başlamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun elini tutmuş. Demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya gulam, yavrucuğum, sen millâhe. Evvela besmele çekerek yemeye başla. Bismillahirrahmanirrahim de. Ve kül bi yeminik, sağ elinle ye yavrum. Ve kül mimma yelik, önünden ye evladım buyurmuşlar. Şimdi Efendimizin bizden istediği besmele çekerek yemek, sağ eliyle yemek. Sol ele yemek günah mı efendim diyebilirsiniz. Hayır, ben günah demedim, haram demedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ elimizle yememizi bize tavsiye ediyor. Sağ elimizle yersek memnun olacağını söylüyor. Sağ eliyle yiyin için buyuruyor. Burada da onu söylemiş. Bir de bir sofraya oturulduğunda besmele çekmek, sağ ile yemek, önünden yemek olduğu gibi önce büyükler işe sofrada yemeye başlarlar. İslam edebi budur. Ondan sonra diğerleri başlarlar. Efendimiz onu da ona öğretmiş oluyor. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam olunca kapınızı besmele ile kapatın buyuruyor. Şimdi çelik kapı yaptır. Sana düşen tedbirleri al. Hırsız girmemesi için ne lazımsa sana düşeni yap. Ama bir de Allah'a sığın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kapını kapa. Hırsız gelmesin. Terörist kapını çalmasın. Allah seni korusun. Ağlık bebek veskür ismallahi. Kapını bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'a sığınarak kapa. Efendimizin bize tavsiyesi, emri. Keza gece olunca, akşam olunca soban varsa, ocağında ateş yanıyorsa, elektrik lambası varsa, yanıyorsa Efendimiz buyuruyor ki lambayı bismillahirrahmanirrahim diyerek söndür. Bize peygamberimiz emridir. Biliyorsunuz her zaman sobadan zehirlenenler gazeteler yazıyor. Gene siz biliyorsunuz evler yanıyor. Elektrik şeysini unutuyor adam. Güzel peygamberimizin bu tavsiyeleri ne kadar güzeldir. Tedbirini alacaksın bir de bismillahirrahmanirrahim diyerekten Allah'a sığınaraktan gene bismillah çekerek kandilini söndüreceksin, ateşini söndüreceksin. Gene peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyuruyor. Şimdi biz buna mikrop diyoruz. Şimdi laboratuvar var. Laboratuvarda bakıyorlar, işte görüyorlar. O zamanında laboratuvar yoktu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bunu da öğretti. Hammir inaek veskür ismallahi. Kaplarınızı da kapatınız. Açık bırakmayınız. Evet. Kaplarımızı, yemek kabı, su kabı, süt kabı, boş kap. Bunları da kapayacağız. Bismillah çekerek. Kap bulamadınız, kapak bulamadınız. Bir diyor çubuk bari, besmele çekerek bir çubuk bari bismillah diyerek koyun üstüne diyor. Allah'a sığının. Bismillah diyerek onu da yapın. Bunlar ne güzel tavsiyelerdir. Kandilini söndür, ateşini söndür. Kaplarını kapa. Evin kapısını besmeleyle kapa. Kapadığını kontrol et. Ne kadar güzel tavsiyelerdir bunlar. Evet. Velkisika ek. Veskür ismallahi. Su kabın var. Su kırban var. Onu da ağzını bismillah çekerek bağla. Mikrop girmesin. Kötülük girmesin. Hastalık mikropları içe dolmasın. Efendim bize böylece ikazlarda bulunmuşlar. Bismillahirrahmanirrahim cümlesini, Allah'a sığınma cümlesini biz banyoya girerken de yapacağız. Tuvalete girerken de yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim'i yalnız dışarıda çekeceğiz. Allah'a sığınacağız. Çünkü bizde muhafaza melekleri var. Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da bize haber verdiğine göre her müminin, insanın muhafız melekleri var. Onu takip ediyorlar. Yazıcı melekler var. Bu melekler tuvalete girmiyorlar, pis yere girmiyorlar, dışarıda kalıyorlar. Binaenle tuvalette veya dışarıda banyoda bulunduğumuz sırada korunmasızız, savunmasız bir durumdayız, tehlikeli bir durumdayız. Onun için en güzel şekilde çabucak işimizi görünce ki tuvalette konuşulmaz, okunmaz, önümüz arkamız kıbleye gelmeyecek şekilde ihtiyacımızı gidermek üzere otururuz.
biz Müslümanız. Müslümanlık edep demektir. Kur'an edep demektir. İman edep demektir. Mevlana ve Şems-i Tebriz'in de buyurduğu gibi önümüzü arkamızı kıbleye çevirmeyiz. Bu şekilde işimizi görürüz. Fazla oylanmayız. Vesveseye kapılmayız. Güzelce yıkandıktan, kurulandıktan sonra hemen çıkarız. Çıkınca da elhamdülillah deriz. Bir sıkıntıyı attık. Bize zarar veren şeyleri attık. Çıkınca ama. Kapının dışında Bismillahirrahmanirrahim diyerekten kapının dışında Allah'a sığınıp gireceğiz. Sol ayakla gireceğiz. Çıkarken sağ ayakla çıkacağız. Elhamdülillah diyeceğiz. Evet, tuvalete girerken, banyoya girerken de böyle. Yıkanmaya gireceğiz. Cünüp adam besmele çekebilir. Hayızlı kadın besmele çekebilir. Çünkü besmele Allah'a sığınma duasıdır. Abdestsiz de dua edilir. Abdestsiz Kur'an okunamaz. Biz Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan ayet olduğunu söyledik. Ama biz burada, buralarda besmele çekerken dua olarak besmeleyi çekiyoruz. Allah'a sığınma maksadıyla besmele çekiyoruz. Kur'an okumak maksadıyla değil. Onun için cünüp adam banyoya girerken banyonun dışında Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Allah'a sığınacak, içeri girecek. Önünü arkasını kıbleye döndürmemeye çalışacak. Bir banyoda iki kişi yıkanabilir. Yani karı koca yıkanabilir. Tabii yabancı kişiler yıkanamaz. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bizim kulağımıza gelenler oluyor. Efendim olmazmış falan. Neden olmasın yanına yatan adam banyoda? Neden yıkanmasın? Bunlar doğru değil. Beraber yıkanabilirler ama banyoda çok konuşmamak lazım. Banyoda işini hemen görüp çıkmak lazım. Neden? Korunmasız durumdayız. Buralara muhafız melekler dışarıda bekliyor. Onun için dışarıda Bismillah diyerek giriyoruz. Sol ayakla giriyoruz, sağ ayakla elhamdülillah diyerek çıkıyoruz. Tuvalete de böyle. Önümüzü arkamızı ne banyoda ne tuvalette kıbleye döndürmüyoruz. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiyeleridir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu uyarılanan şunu da söyleyebiliriz. Demek ki besmele mübarek bir cümle Allah'ın ayeti olduğu için Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismi içinde olan güzel bir cümle olduğu için pis yerlerde söylenmez. Ayrıca besmelenin anlamını size arz etmeye çalıştım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim sana inandım, güvendim. Senin bana verdiğin güç kuvvetle senin sayende işte şu işe başlıyorum yazmaya. Manası bu demiştik. Şimdi rakı içmeye adam besmele çekerse, şarap içmeye besmele çekerse, kumar oynamaya besmele çekerse, hırsızlığa besmele çekerse, rüşvet vermeye besmele çekerse, rüşvet alırken besmele çekerse, işte ben sen haram etsen dahi senin adını kullanarak alıyorum diye Allah'a kafa tutmak anlamına gelmez mi? Edepsizlik olmaz mı? Hakaret olmaz mı? Ve bunu kasten yapan adam diyorlar ulema imanıyla oynar. Böyle kötülüklere besmele çekilmez. Efendimiz zaten bunu tarif etmiş. Küllü emrin zibalin lem yübde fihi bi bismillahirrahim. Her önemli hayırlı iş besmele çekeceksiniz. Kötü işlere değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi uyarıyor. Şimdi buradan harekette müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum. Elhamdülillah Allah bize iman nasip etmiş. Müslümanlık şerefini, tacını bize giydirmiş. Çok büyük nimettir. Bundan daha büyük nimet olmaz. Elhamdülillah. Öyleyse Müslümanlığımızı koruyacağız. Yanlış işler yapmayacağız. Şimdi mağazalara bakıyoruz. Adam duvara, mağazasının duvarına Bismillahirrahmanirrahim'i asmış. Pahalı bir de para vermiş. Hattatların yazdığı şeyler çerçeveletmiş, asmış. O besmelenin altında yalan söylerse, yanlış tartarsa, yanlış ölçerse, besmeleyle alay etmek anlamına gelmez mi? Besmele hakaret olmaz mı? Tehlikeli olmaz mı? Lütfen bunlara da dikkat edelim. Besmelesiz işe başlamayalım, yanlış iş yapmayalım. Allah'a inandığımızı, Allah sayesinde yaptığımızı bu besmele çekerken bu manaları bilerek söyleyelim. Yanlış işe de Allah'ı şahit koşmaya kalkarsak Allah'ın gazabına uğrayabileceğimizi düşünerek bunlardan da sakınalım. Şimdi efendim evden çıkarken sabahleyin Bismillah, tevekkeltu alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah derse bir mümin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona iki muhafız melek yaratır, görevlendirir. Akşama kadar, evine dönene kadar onu korur, kötülüklerden onu korur. Biz peygamberimize inanıyoruz. O yalan söylemez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَىٰ.
O ne söylerse Allah'ın vahyine dayanır. Palavra atmaz o. Ayet bu. Peygamberimizin bu sesine de kulak verelim. Sabahleyin evden çıkarken sağ ayağımızla Bismillah, tevekkel tuha, sana dayandım. Maşallah. Rabbim sen dilersen her şey olur. Sen dilemezsen hiçbir şey olmaz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Azamet sahibi Allah'ım. Güç kuvvet senin. Senin kudretin kuvvetin olmasa hiç kimsenin kuvveti kudreti hiçbir şey yapamaz. Her işin kaynağı, gücün kuvvetin kaynağı sensin. Bana da hayırlı işlerde kudret ver, imkan ver, lütfet, nasip et diyerek çıkarsanız, Allah'a sığınırsanız diyor güzel peygamberimiz, akşama kadar iki muhafız melek sizi korur. Bakın ne kadar güzel. Cumhurbaşkanı geldiği zaman bir sürü koruması var. Bakan geldiği zaman bir koruması var. Siz de besmele çekince bir bakansınız, bir cumhurbaşkanısınız. Her yerde Allah sizi koruyor. Yani Allah'a sığınanı Allah yalnız bırakmıyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi besmele hakkında böyle kısaca arz etmeye çalıştım bilgilerden sonra. Başlama usulünün ikinci parçası besmele, hamdele. Hamdele, Allah'a şükretmek. Nasip ettin, insan halk ettin, sağlık verdin, afiyet verdin, akıl verdin, düşünme kabiliyeti verdin, şu işi bana nasip ettin, hamdolsun sana diyerek Allah'a imanı tazelemenin ikinci şıkkı. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukken arkadaşı var. Bu çocuk müşrik, putperest. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duymuş peygamber olduğunu, herkese, kabilelere duyulmuş, kulaktan kulağa. Peygamberimiz de çok seviyor. Peygamberimiz sevmeyen yok ki. Ona arkadaş olanlardan hiç onun aleyhine konuşan yok. İnanmasa bile onun gibi güzel insan yok diyorlar. Emin Muhammed, güzel Muhammed, doğru Muhammed, arkadaş için ölen, canını veren Muhammed. Bu putperest çocukluk arkadaşı da duymuş ve biraz okur yazarmış, cinlere falan üflermiş. Var ya halk arasında, bunlara da inanmayacağınız bile ileride söyleyeceğim. Öyle Müslümanın var yoğu Allah'tır. Her şey Allah'tan bekler, her şey de Allah'tan sığınır. Öyle cinlerden falan medet de beklemeyin de. Onu başka bir dersimizde inşallah anlatırız. Şimdi bu adam böyle okur üflermiş, halkı kandırırmış. Kalkmış çölden Medine'ye gelmiş, çölleri aşarak. Sormuş peygamberimizi, işte demişler şu oturan mescitteki zat, peygamber. Demiş beni tanıdın mı? Tanımaz olur muyum? Sen benim çocuk arkadaşım falancasın. Zammat, dammat ezdi. Demiş ki duydum ki sen peygamber olduğunu söylemişsin. Biraz kafayı aklı oynatmışsın. Ben böyle şeyleri tedavi ederim. Sana üflemeye geldim, okumaya geldim. Seni severim demiş. Peygamberimiz bakın biz olsak döveriz değil mi? Gülmüş. Peygamberimiz böyle insan. Ne kadar kabalık olursa olsun insanca davranıyor. Gülerek demiş, tebessüm ederek innel hamdelillahi nahmadu ve nesta'inu men yehdillahi fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek buyurmuş. Bir dakika, bir dakika demiş. Çünkü Araplar okuma yazma bilmiyorlar ama fevkalade güzel Arap edebiyatını biliyorlar. Güzel Arapça biliyorlar. Öyle güzel cümleler söyledin ki demiş, galiba keçileri kaçıran benim demiş, özür dilerim demiş. Şimdi burada şu var, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir güzel cümleyle, Allah hamd kelimesiyle adamın müşrikliğini, putperestliğini hemen değiştirdi, kendini hayran bıraktı ve imanı girmesi sebep oldu. İnnel hamde lillahi nahmadu, hamd Allah'a mahsustur, biz ona hamd ederiz. Kimseye eyvallah etmeyiz. Her şeyi ondan biliriz. Biz özgürüz. Başımızı hiçbir kimse huzurunda eğmeyiz. Özgür müminiz biz. Nahmadu. Yalnız ona teşekkür ederiz. Ve nesta'inuhu. Yalnız ona boyun eğeriz. Yalnız ondan yardım dileriz. Gerçek özgür biziz. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Gözümle görür gibi inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Amma ba'd. Şimdi gelelim kardeşim diyecek sırada dur demiş. Tamam galiba demiş öyle güzel cümleler söyledin ki okunması gereken benim adam hizaya gelmiş. Evet hamdeleyle başlamanın bir bereketini görüyorsunuz. Biz de Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra
Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Alemlerin Rabbına hamdolsun. Kur'an-ı Azimüşşan'da ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Celle Celaluhu bize besmeleden sonra hamdele, hamd edin diyor. Biz öyle başlayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hamdele ile başlanmayan işin sonu gelmez. Hedefe ulaşılmaz diyor. Aynı besmelede olduğu gibi. Ona uyarak besmeleden sonra işimize Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.